Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Üniversiteli arkadaşlarımıza yeni burslar konusunda yardımcı olmaya devam ettiğimiz video serilerimiz devam ediyor. Bu arada üst sınıflardaki tecrübeli arkadaşlarımız, alt sınıflardan yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza sürekli olarak yardımcı oluyorlar. Bu kanal aracılığıyla onlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Özellikle Emircan Büyük Bıçakçı. Görüyorum yorumlarda, birçok benim yetişemediğim yorumlarda destek olup sizleri cevapsız bırakmıyor sorularda. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizler her zaman yardımlarınızı alt sınıflara yapabilirsiniz arkadaşlar. O hatırlatmanın arkasından hemen burslarımıza geçelim. İlk olarak Darüşşafaka'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Darüşşafaka kendi okullarından mezun olan öğrencilere burs veriyor ama bir miktar öğrenciye de dışarıdan üniversite okuyanlara da burs veriyor. Bunun için açıklamalara bir link bırakacağım. O link üzerinden başvurularınızı yaparsınız. Bu birincisi arkadaşlar. Sağlıkla ilgili, tıpla ilgili bölümler var. Ankara Tabip Odası tıp öğrencilerine burs verdiği gibi diş hekimliği öğrencileri için de bir başka dernek veya vakıftan bahsetmek istiyorum size. Incident burs başvurusu diş hekimliği fakültelerinde okuyan öğrenciler için aktiftir. Başvurularını yapabilirsiniz. Yine linkin açıklamalara bırakacağım. El Ele Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı yine sağlıkla ilgili bölümlere burs veriyor arkadaşlar. Ve şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Diğer bölümlerde okuyan arkadaşlarımız için bulunduğunuz şehrin belediyesi ile irtibata geçebilirsiniz. Ben şimdi sizlere örnek vereceğim. Buralar duyuruya çıkmış. Benim görebildiğim burslar ama birçok belediye bu şekilde üniversite öğrencilerine burs veriyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi zaten burs vereceğini duyurmuştu. Onun bursu daha büyük miktarlarda burslar birlikte başvurusu başladığında yapacağız. Henüz başlamamıştı zaten. Ama Denizli Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Güngören Belediyesi, Pendik Belediyesi gibi birçok belediye aslında öğrencilerine burs veriyor. Hatta Mersin vardı bunun içerisinde. Geçtiğimiz yıllarda İzmir vardı, Ankara vardı. Buralara takip etmekte fayda var. Tabii ki hiçbir bölüm sınırlandırması olmadan devletin verdiği o büyük bursları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle o Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs başvurusunu birlikte yapacağımızı ve KYK bursunun başvurusunu birlikte yapacağımızı tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere.